Evliyalık mertebesi çalışarak mı kazanılır, yoksa insanın kaderinde mi mevcuttur? Evliya olmak, Allah'a dost olmak, veli olmak, her bir kulun kaderinde vardır, mevcuttur. Her bir kulun. Allah bu takdiri kuluna, kulu için yapmıştır zaten. Kendisine abd olsun diye yarattı ya. Abd olmak, Allah'a dost olmaktır, veli olmaktır. Evliya, velinin çoğuludur, evliya olmaktır. Evliyadan olmak demektir. Allah ayet-i kerimede Allah müminlerin velisidir buyurdu. Velayet karşılıklıdır. Allah müminin velisi ise veli, mümin de Allah'ın velisidir, evliya demektir. Veli Allah'ı her şeyden çok sever. Mümin, muttaki, Allah'a karşı sorumluluğunu bilen, kabul eden ve Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevendir. Yoksa veli deyince böyle havada uçan birini düşünmek, böyle zannetmek doğru değildir. Evet, elbette ki velayetin dereceleri vardır. İşte birinci derecesi, birinci basamağı budur. Kul Allah'ı her şeyden çok sevince velayete adım atmış ve o velidir. Eğer biri Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, canından çok seviyorsa, her şeyini Allah yolunda kurban edebiliyorsa, o ben veliyim dese dost doğru söylenmiştir. Hakkı, hakikati söylenmiştir. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Tercihi kul kendisi yapar. Allah'ın kendisi için takdir ettiği mümin olmayı, Müslüman olmayı, müttaki olmayı tercih etmezse, Hazreti insan olmayı, Allah'a abd olmayı kabul etmez, ters tarafa giderse Allah'ın kendisi için takdir ettiğini reddetmiş olur. Allah'tan ve Allah'ın takdirinden kaçmış olur. Takdir insanındır. Allah o tercih etme hakkını kuluna vermiştir. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Evet, bu durumda bu tercihi Allah bizim için takdir etmiş. Bizim de tercih etmemiz lazım. Biz de veli olmayı tercih ettiğimizde veli olmuş oluruz, veli oluruz.